Ben boydan farkımı yine koyardım da. Şey ama aldatmalar daha kolay olmaz mıydı ya? Aa, hayır ya aşkım vallahi ben bunu sen sandım. Kız Naciye sen de hiç çaktırmıyorsun Allah seni falan. Naciye'nin de çocukta gözü varmış be. Eski kocasına benziyormuş. Herkeste böyle bir tip olsa dünya kaos. Eğlence içtikleri dişin içinden çıkamazsın. Yolda yürüyorum, biri göte parmağı taktı. Hanginiz lan o? Dersen döverler seni. Deli misin aman okuyayım hesabı? Suçlu yine sen olursun yani. Oha, herkes bu tipte mi olacak? Süper olurdu ya. Alay malay çekerdik, çıldırdık. Woohoo! Ama öncelikle yani ilk olmamış. Benden bir tane de bu toplum kaldıramaz. Ben buna inanıyorum. Ama güzel olurdu be. Burna ver. Woohoo! Verin gidin ben. Ben tekim. Tekim. Şimdi bütün kızlar adrenalin olsun, bütün erkekler de Brad Pitt olsun. Artık kanka o kız sana bakmaz diye bir şey kalmaz ortada. Ama değişik kıskançlıklar da dönebilir. Mesela benim beğendiğim adrenalin mayı ben tavlayamıyorum da yanımdaki tavlıyorsa olmaz o. Sonra kimse birbirine senin tipini sikim diyemez. Bence güzel olurdu ya, eşitlik sağlanırdı. Aa Hakan merhaba. Değil. Selçuk. Gökhan. Değil. Mert. Değil. Mesu. Ha Mesu. Ben karıştırdım. Neyse memnun oldum ben tanıştım. Arkadaşıma benzedim. Ha yok Melis ben. Ha sen de karıştırdın. Ne yapacağız? Eğer herkesin tipi aynı olsaydı yaşadığımız bu dünya mağaza standlarının giysi dolaplarından hiçbir fark olmaz. Askıların şekli aynı ama kıyafetler farklı. Yani bence Çinlilerin ve Japonların günlük yaşadığı bir problem bu. Ama bu bir açıdan da iyi olurdu yani. Yani güzel veya yakışıklı diye bir kavram olmayacağı için dış görünüşe bakarak yargılanmadı olmazdı bence. Yani ama aradığın kişiyi de kolay kolay bulamazdın. Birine şurada buluşalım dediğinizde o kişinin orada olduğunu anlayamazsınız. Çok güzel bir headline. Tabii ki de ne olurdu? Fotoğrafçılar iş yapamazdı. Güzel çirkin kavramı ortadan kalkardı. Estetik cerrahi dalında bir dal olmazdı. Kimse birbirini aldatmazdı. Herkes sen olurdu. O yüzden de hiç üzülmezdin. Bazı arkadaşlar çok güzel yorumlamışlar. Karakterini sevme olayı çok hoşuma gitti. Bir de şey vardır. Bir yere gidersin, 3 tane Ahmet yan yanadır. Ahmet diye seslenirsin, 3'ü birden bakar. Bir de bunların tipleri aynı. Olaya bak ya. Acayip bir karmaşa olurdu. Ya 4. sınıfta resim dersindeydik. Hoca değiştirmek istediğiniz bir şey olsa dünyada ne çizerdiniz demişti. Ben de herkesin yüz ifadesi aynı ve aynı şeyleri giyen kişileri çizmiştim. Sonra sormuş neden böyle yaptın diye. Ben de herkes sadece duygularına göre severler demiştim. Herkesin tipi aynı olduğunu düşün. Sevgiline ayrılmış. Her yerde sevgilin var. Allah'ım ya Rabbim. Eve bir gidiyorsun. Annem bile sevdiğine ben. Kardeşin, arkadaşların falan. Ne kadar saçma bir durum bu böyle ya. Bu nasıl bir saçma bir başlık böyle ya. Tamam herkesin hayatına kimse karışamaz ama. Manyak mısınız? Boku yerdik o zaman. Şimdi en azından birinin tipine bakıp temiz yüzlü. Ne bileyim çok çakala benziyor. Bunun gibi şeyler diyebiliyoruz. O zaman ne diyecektik? Ay bu da ben gibi şerefsiz mi acaba? Cık cık. Farklı yaratılmamızın bir nedeni var. Şükredin. Herkesin tipi aynı olsaydı estetik cerrahları, plastik cerrahları falan zengin olurdu. Bütün insanlar aynı olduğu için insanlar kendilerini değiştirmek için gidip bunlara bol bol para yatırırlardı ve herkesten farklı olmaya çalışırlardı. Kısaca parası olan en önde olurdu. Manyak mısınız amına koyayım? Biz kimle sevişeceğiz? Kendimizle mi, birbirimizle mi sevişeceğiz? Ne yapıyorsunuz lan? Böyle şey mi olur? Kapat! İşte o zaman dünya yaşanılacak bir yer olurdu. Çünkü o zaman insanların dış görünüşüne değil, aklına, zekasına, düşüncelerine bakardı. İşte o zaman insanlar birbirlerine uyum sağlardı. Ego denen bir şey kalmazdı. Bütün insanlar eşitlenirdi. Her şey güzel olurdu işte. Ne kadar saçma oldu. Lan düşünsene oğlum Oğulcan'ın, Fırat'ın falan benim hepimizin tipinin aynı olduğunu. Hayır bir de şu var yani kimin tipi olacağız? Şimdi üçümüz de mantıken o zaman herkesin seksi zenci yapımcı olması lazım. Ama şimdi herkes de seksi zenci yapımcı oldu. Ne kadar saçma oğlum. Herkesin tipi aynı olsaydı herhangi bir kaza veya patlama olduğunda bütün telefon hatları kilitlenirdi. Oğlum sen sandın lan. Kanka sana nasıl benziyor? Birader aynı sen ya. Oğlum canımı sıkma lan benim. Sigir. Tipini siktim tipe bak ya. Yalnız bana sövüyorsun ama aynı tipteyiz yani kendine bir... yani. Tamam şimdi yani bizim durumumuzda biraz hatalı olabilir yani. Şimdi sana söverken dolaylı yoldan kendime de sövdüm. Gülme lan. Allah'ım yarabbim.